Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. ve salatu ve ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Merhaba arkadaşlar. Geçen dersimizde namazın şartlarına ve başlamıştık. Bu dersimizde devam ediyoruz. Ed-dersu's sabi'u vel hamsun 57. ders. Şurutu's salati ve erkanuha. Namazın şartları ve rükünleri ikinci bölüm oluyor bu. Ana metni daha önce bir önceki derste okumuştuk. O yüzden onu tekrar etmeyeceğim. Doğrudan şerhe geçiyorum. Femine şuruti namazın şartlarından birisi et minel hades hadesten taharettir. Hadesi tekrar hatırlayalım. Hükmü kirlilik demek. Hükmü kirlilik yani abdest ve gusül gerektiren durumlar demek. El-esgar vel-ekbar denilmiş zaten. Küçük ve büyük hades. Küçük ve büyük hades. Ee, küçük hades abdest gerektiren durum. Ee, büyük hadeste gusül gerektiren durum. Vel-haydu ve nifas Ayrıca kadınlara ait hayız ve nifas halleri. Bunlardan temizlenmek için e, taharet gerekiyor. Li-ayetil vudu. Çünkü bu konuda... Vudu abdest ayeti var. Abdest ayetinde hem e, taharet, hem abdest yani, hem gusül, hem de teyemmüm üçü birden işlenir Maide suresinin 6. ayetinde. Oraya bir gönderme yapıyor. Delil olarak o ayeti sunuyor. Vel hadesu lugaten. Hades lugatte ne demek? Eşşeyul hadis. Olan şey demek. Olan şey, meydana gelen şey demek. Ve şer'an şeriatta ise mâni'un şer'iyyun, şer'i bir manidir. Yekûmu bil a'dâi, azalarda meydana gelen bir manidir, bir engeldir. İle gayeti nereye kadar? Vusûlil müzîli o manileri izale eden şey oraya varıncaya kadar azalarda bulunan şer'i bir manidir. Yani abdest alıncaya kadar e, abdest uzuvlarında e, mani olan durum hades ve minha aynı zamanda diğer şartlardan bir tanesi taharetul ceset ceset yani bedenin temizlenmesi ve sevbi elbisenin temizlenmesi vel mekani namaz kılınacak yerin temizlenmesi ellezî yusallî aleyhi namaz kılacak kişinin üzerinde namaz kıldığı mekanın temizlenmesi Fele besata şey en rakikan kişi basit bir şey yaysa, açsa yani giyse, bürünse manasında ince bir şey giyse yasluhu uygun olur. Setran örtücü olarak lil avrati avreti örtücü olarak uygun olur, yeterli olur. İnce bir şey de olsa yeterli olur. vahuva bu örten şey mala yura minhul cesedu. Ee, tabii ki bedenin görünmemesi gerekir. Yani bedenin görünmeyecek şekilde, beden görünmeyecek şekilde örten bir şey olması lazım ki caiz salatuhu namazı caiz olsun. İnce bir şey olmasında mahsur yok ama şeffaf olmaması lazım. Yani vücudu göstermemesi lazım. Ve inkânetin necasetu necaset olsa, rat beden, rat beten rutubetli yani ıslak olsa yerde e, necaset var ve ıslak Felqa aleyhe onun üzerine atsa e, onun üzerine atsa libden bir keçi atsa necasetin üzerine keçi atıyor ev seniye ya da kıvırsa, bükse Maleyse fehiyle kalın olmayan kısmını e, bükse, kıvırsa ev kebesehe Üstüne atsa, bassa, kebese basmak, bastırmak manasına geliyor. Kebese üstüne bassa, atsa, bir turabi toprak atsa, toprak bastırsa, felem yecid rihan necaseti, necasetin kokusunu duymuyorsa, cezet salatuhu, namazı caiz olur. Yani yolda gidiyorsunuz bir yerde namaz kılacaksınız ama yer necis, görüyorsunuz necis olduğunu ve necaset kuru değil, ıslak başka da kılacak bir yer yok yani. Burada kılmak zorundasınız. Üzerinize, üzerine bir şey attığınızda o yerin o alttaki rutubet yukarı çıkmayacak şekilde olması lazım. Bir. ikincisi kokusunun da duyulmayacak şekilde olması lazım. Böyle bir imkan yoksa, başka da namaz kılacak yer yoksa, yoksa namaz imayla kılınabilir. Lev tıflun sagirun küçük çocuk otursa alel musalli namaz kılanın üstüne otursa ya da kucağına otursa. Ve tayrun müteneccisun bir neciz kuş pisliğe bulaşmış bir kuş gelse ala ra'sihi namaz kılanın başına konsa la yubtilu salate bu durum namazı iptal etmez. İd lem yanfasil minhu çocuktan ya da kuştan bir şey çıkmadıkça, ayrılmadıkça necesetun meniatun Namaza mani olacak şekilde bir necaset ayrılmadıkça e, namaz geçerli olur, iptal olmaz. Lian ne şarta et taharatı çünkü şart olan şey temizliktir. Namaz kılanda da temizlik mevcuttur. Yani olur ya namaz kılarken çocuk gelir üzerimize oturur, henüz daha e, küçüktür yani bebektir altına yapma ihtimali var. Altına yapmış olarak gelip üzerimize oturma ihtimali var. Ama altında bezi vardır. Bezinin de dışına e, pislik çıkmıyordur. Bu durumda namaz geçerli olur. Dışarı bir şey çıkmadıktan sonra. Min <türük> necisin pislikten ayrındırılması. Yukarıdaki metne bağlayacak olursak taharatul <türük> cesedi ve sebi vel mekani bedenin, elbisenin ve mekanın temizlenmesi. Neyden? Min necisin necasetten gayri anhu affedilmeyen namaza mani olan necasetten temizlenmesi ve tekaddeme beyanuhu bununla alakalı daha önce bilgi verilmişti. Hatta yeşteri ta taharatu mevda'il kademeyni yani namaz kılınan mekanın temizliği ile alakalı nereye kadar bir temizlik söz konusu e, taharet şarttır, şart kılınır. Mevdi'il kademeyin iki ayağın bastığı yer. Namazda ayaklarımızın bastığı yerin temiz olması lazım. Fe tebtulü salatu namaz iptal olur. Bir necisin mani'in namaza mani olacak kadar mevcut bir necasetle iptal olur. Tahte <laughs> ayaklardan bir tanesinin altında necaset olursa. Ev bi cem'ihi fihime takdiran ya da Takdiri olarak ikisinin de altında olan e, pislikler toplandığında bir ayak altını, ayak altı genişliği kadar olursa bu pislikler, bu durumda namaz iptal olur. Fil es en sahih görüşe göre. Yani bir ayağın altının tamamen pis olması ya da iki ayağın altında çeşitli yerlerde küçük küçük pisliklerin bulunması, bunların toplamı bir ayak büyüklüğü kadar yaparsa, bu da yine namaza mani olur, namazı bozar. Ve kıyamuhu ala kademin sahihin burada kademi sahih sıhhatli ayak manasına geliyor ama kastedilen şey altında necaset olmayan ayak demek. Bu altında necaset olmayan ayağın üzerine kalkarak durarak insan namazını kılsa ne olur? al <laughs> kerahe kerahetle beraber namazı caiz olur. Yani bu zor bir şey ama yine de şöyle diyelim bir ayağın altında necaset var. Yer çok dar, şartlar bunu gerektiriyor. Bir ayağın altı temiz ama bir ayak koyacak kadar temiz yer var yani. İşte orada tek ayağının üzerine insan namaz kılsa namazı geçerli olur mu? Evet geçerli olur. Burada da görüldüğü gibi yani Hanefi mezhebinde böyle bir özellik var. Hayatta belki de çok nadir, belki de hiç başa gelmeyecek bir konuyu bile ihtimal dairesinde değerlendirmişler ve ona da cevap vermişler. Bu metinlerde bu şekilde sık sık görülür. Yani e, bu zamana kadar kaç insan e, temiz ayağının üzerinde, tek ayağının üzerinde namaz kılmak zorunda kalmıştır. Yani bu çok nadir olabilecek bir şey ama bunu bile değerlendirerek bunlara cevap vermeye çalışmışlar. Ve intikaluhu, <Sessizlik> namaz kılanın intikal etmesi an mekanin tahirin temiz bir mekandan intikal etmesi li necisin necis bir mekana temiz bir yerden pis bir yere geçerse namaz kılan kişi ve lem yemkuz bihi miqtara ruknin orada da bir rükün kadar kalmazsa bir rükünden maksat nedir bir secde kadardır bir tahiyyat kadardır namazda insanın ayakta durması kadardır bir rükusu kadardır mesela bu kadar süre kısaca bir secde kadar diyelim. Bir secde kadar eğer orada kalmazsa la tabtulu bihi bununla namazı iptal olmaz. Yani namaz esnasında insan temiz yerdeyken, ayakları temiz yere basarken belki şart gerektirdi, belki mecbur kaldı, pis yere geçmek zorunda kaldı. Ondan sonra tekrar temiz yere geldi. O pis yerde durduğu süre bir secde süresi kadar olmazsa namaz iptal olmaz. Ve imme eğer bir secde süresi kadar orada kalırsa batalet alel muhtar tercih edilen görüşe göre namazı batıl olur yani geçersiz olur. Ve minha yine namazın şartlarından taharatu mevdi'il yedeyni ve rukbetein iki elin ve iki dizin de yerlerinin temiz olması. Secde anında iki elin ve iki dizin konduğu yerlerin temiz olması lazım. Ale sahih sayı olan görüşe göre bu böyledir. Liftiraldı Li sucudi çünkü secde farzdır. Ale sebati azum yedi kemik üzerine. Yedi kemik üzerine secde yapılır. Bu şekilde secde yapılması farzdır. Ve bu görüşü tercih etmiştir. El fakihu Ebu Hanefi alimlerden Fakih eb Ebu Leys Es-Semerkandi Hazretleri tercih etmiş. Ve minha Yine namazın şartlarından taharatu mewd'il cepheti alel asah. en sahi görüşe göre cephenin, yani alnın konulduğu yerin de temiz olması şarttır. Miner rivayeteyn an Abi Hanifete. Ebu Hanife Hazretlerinden gelen bir rivayete göre bu böyledir. Demek ki farklı bir rivayet daha var. Ve huwa kavluhum Ebu Hanife'nin bu görüşü aynı zamanda rahimehumullah Hanefi alimlerinin de görüşüdür. لِيَتَحَقَّقَ sucudu عَلَيْهَا Çünkü secde ancak bu şekilde gerçekleşir. Yani alnı yere koymadan secde gerçekleşmez. Secdenin mahiyetini oluşturan şey alnın yere konmasıdır. Ve Rabbe Ebu Yusuf, Ebu Yusuf İmam-ı Azam'ın talebelerinden rivayet ediyor. An Ebi Hanifet'e, Ebu Hanife'den hocasından rivayet ettiğine göre Ennehu Ebu Hanife, la yeşteritu şart koşmuyordu en ale rivayetil iktifai bis sucudi bil enfi. E, bu alnın yere konması meselesini şart koşmuyordu Ebu Hanife Hazretleri. Az önce dedik ki bir rivayete göre e, cephenin yere konması şart Ebu Hanife'ye göre. Ama Ebu Hanife'den gelen bir başka rivayete göre cephenin yere konması şart değil. Niçin? Çünkü enf burunla da İktifa edilebilir secde esnasında. Yani insan alnını yere koymasa, sadece burnunu yere koysa bununla da secde yerine gelir mi? Ebu Hanife'den gelen bir görüşe göre evet gelir. Ve hu ekallu min al min burnunu yere koyduğunda ise insan eğer koyduğu yer necisse, pisse burnunun kapladığı yer bir dirhem kadar ancak yapar. Bir dirhem yani 3-3,5 üç, üç gram arası bir şeydir. Kemal fil Burhan, Burhan adlı eserde de geçtiği üzere e, ancak bu kadardır. E, bu da namaza mani değildir yani. Evet, Bir dirhemden daha az bir yer kaplar e, burnun olduğu yer. Bu da namaza mani değildir. Dolayısıyla meclis bir yerde namaz kılan bir insanın burnunu koyduğu yer secde anında meclis olsa bile bu namaza mani değil. Neye göre? İmam-ı Azam'dan gelen bir görüşe göre. Tabii ki önemli olan burada e, en doğrusu e, böyle bir necasetinde olmaması, e, hiçbir necis olmadan namazımızın kılınması. Ve taharatül mekani, mekanın temiz olması, Elzemu daha lazımdır, daha gereklidir. Mine sevbil meşruti, şart koşulan e, elbisenin temiz olmasından daha önemlidir. Nassan, Nass'a göre, Nas'tan hareketle bunu söyleyebiliriz. Bir delaleti. Nas'ın delaletiyle elde ettiğimiz netice gö neticeye göre bu böyledir. Yani namaz kılınan mekanın temiz olması kendisiyle namaz kılınan elbisenin temiz olmasından daha önemlidir. E, çıplak namaza namaz kılınabilir ama mekansız namaz kılınamaz diyecek birazdan. İz çünkü la lis salati namazın varlığı söz konusu değildir biduni mekanin bir mekan olmadan fakat tucet halbuki bulunabilir mümkündür biduni sevbin elbisesiz namaz kılınabilir. Evet burada belki şaşıracağız ama gerçekten e, fıkıh kitaplarında işlenen bir mevzudur. İnsan çıplak olarak namaz kılabilir mi? Kılabilir. E, tabii ki bu insan soyunsun namaz kılınsın manasına gelmiyor. İnsan elbisesi yok diyelim. Elbisesi yandı. Elbisesini birisi götürdü çıplak kaldı diyelim yani bir yerde. Bu her yerde her zaman olabilir, mümkündür. Böyle bir insan namazını kılabilir mi? Kılabilir. Yani o halde bile namazı geçirme, kazaya bırakma söz konusu değil. Ne şekilde kılar? Eee abret de görmeyecek şekilde oturur, bükülür, eğilir. O şekilde rükû, secde yapmadan imayla namazını kılabilir. Ama bir mekan olmadan, temiz bir mekan olmadan namaz kılmak mümkün değildir. O yüzden diyor, mekanın temizliği elbisenin temizliğinden daha önemlidir. Ve minhe, yine namazın şartlarından setru'l-avreti, avret yerlerinin örtülmesi. Lil icma bu konuda icma vardır. Aleftiradihi bunların setru'l-avretin farz olduğu konusunda icma vardır. Ve fi zulmetin, hatta karanlıkta bile olsa insan avret mahallerini örterek namaz kılmak zorunda. Ve şartu, şart olan nedir? Setruhe, avret mahallenin örtülmesidir. Min cevani bihi etrafından, ales sahih, sayı olan görüşe göre. Yani avret mahallenin etrafını sarsa bir peştemal, peştemalle ya da bir havluyla sarsa, öyle namaz kılsa insan, bununla namazı geçerli olur. Yani içine bir iç çamaşır giymesine ihtiyaç yok demek istiyor yani. Avret mahallelerinin arasını örtmeye gerek yok dışından örtse yeterli olur. Vala <laughs> yadurru zarar vermez. Nazaruhe <laughs> kişinin avret madine bakması min <laughs> ceybihi ceyb kısmından yani gömleğin üst kısmından bakması zarar vermez. Avret malini görmesi zarar vermez. Fi kavli ammetil meşayih alimlerin genelinin görüşüne göre bu böyledir. Vala <laughs> yadurru aynı şekilde zarar vermez. Bir mahzuru yoktur lev nazaraha ahadun herhangi birisi baksa min esfeli zeylihi insanın eteğinin altından avret madine baksa namaz esnasında avret madini görse e, bunun da namaza bir zararı yoktur li'enne tekellüfe çünkü zorluk vardır tekellüf vardır zorlanır insan limen Ehi böyle şeylere mani olmaya zorlanır fihi haracun çünkü bu konuda zorluk vardır e, bu zorluğu gidermek için böyle bir e, durum, pozisyon namaza zarar vermez. Kolaylık sağlanmıştır. Evet arkadaşlar, bir dersimizin daha sonuna geldik. Namazın şartlarına ve rükünlerine devam ediyoruz. Bir sonraki derste buluşmak üzere.